İTEF İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali'nin 6.sı 5-11 Mayıs 2014 tarihleri arasında şehir ve yolculuk teması altında gerçekleşti. Festival bu yıl programına Mutfakta Edebiyat başlıklı yeni bir bölümü de ekledi. Romancı Ahmet Ümit, Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Esra Düzdağ, çocuk kitapları yazarı Maritkan Matter, Penguin Dergisi editörü Josephine Greywood, Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yönetmeni Turhan Günay, Vatan Gazetesi Kitap Eki Yönetmeni Buket Aşçı gibi yazın dünyasının değerli isimlerini bünyesinde barındıran etkinlikten sonra, kanalımızın şeflerinden Tahir Tekin Öztan, Sahan Restoran'da adı geçen konuklara Gaziantep mutfağının eşsiz örneklerini sundu. Konukların görüşlerini almak üzere ortadan kaybolan şefimizi ararken, kendisini edebiyat dünyamızın değerli isimlerinden Ahmet Ümit'le koyu bir sohbette yakaladık. Ya Tahir, bu bizde kebap tabii çok önemli falan ama bu mezeler de şeyler de salatalar da acayip önemli değil mi? Tabii ki yani kebabın yanında yenilecek bunlar çok önemli. Bu mesela zahter. Evet. Bu pipirin evet. Ne yaptık? Dağdan topladık. Tabii. Yani böyle tabii. Semizotu derler. Semizotu tarlada yetişiyor. O bu dağda doğal ortamda yetişiyor. Evet. Doğal ortamdan böyle nar ekşisi, sumak ekşisi. Bunun kokusuna bayılıyorum ben ya. Ağızda yayılan şey müthiş bir şey. Acayip. Tarhın yedin mi? Tarhın yemem. Bunu çok güzel bulmuşsun. Bu peynirle tarhın inanılmaz yakışmış. Antep peyniriyle acayip müthiş. Güzel. Evet, Antep peyniri, tarhın, evet. Kırmızı biber, o müthiş. Bu zahterde şey var değil mi? Aslında mideyi de rahatlatan yani sindirim sistemi, antiseptik özelliği olan bir şey. Tabii Hatay'da da çok çıkar bu biliyorsun. Evet, Hatay'da da çok çıkar. Biz de daha çok içiyorduk biz bunu. Sen bunu şeye de çevirmişsin güzel. Salataya da çevirmişsin. Müthiş bir şey. Ya. Şu da çok güzel. Ben şuna bayılıyorum bak. Bu var ya. Antep'in başpınar salatasıydı biliyorsun. İnanılmaz bir şey bu ya. Başpınar hani buzlu olur böyle. Evet. Yazın buzu da atarsın içine. Domatesleri. Hiç su konmaz. Ben bunu ilk çeyizde yedim. Çeyizler olur ya bizim çeyizlerde. Çünkü çeyizlerde biliyorsun evet. İnsanlar fazla... Mecmek loşun yanında da güzel olur. Mecmek loşun birebir. Mecmek loşun yanında şahane. Aynen ya mecmek loşun acayip bir yer. Çiğ köftenin yanında da güzel olur. Her yerde güzel olur. Getir. Güzel olur. Ooo dürümler. Yemek budur işte. Evet. Sahiden kutluyorum. Evet. O yapılan şey... Yeni dünya, şey, sarımsak, müthiş. Patlıcan. Biz buna Antep'te Alleben kokteyli diyebilir miyiz? Alleben kokteyli. Tam bundan da Alleben kokteyli. Bundan da Alleben kokteyli. Bundan sonra bununla da Alleben kokteyli. Arkadaşlar bunu buradan size duyuralım. Kamera nerede? Size duyuralım arkadaşlar. Bundan sonra bizim Antep'te 3 kebap ayrı yapılıyordu. Yeni dünya kebabı, patlıcan sarımsak. Kebabı, sarımsak kebabı. Şimdi biz bunun üçünü birleştirdik. Tahir bugün müthiş bir show sundu. Ve biz bugüne ona bir isim veriyoruz. İsim babası Tahir ikimiziz. Alleben kokteyli diyoruz. Alleben neresi? Antep'teki bir dere. O derenin kenarında biz gençliğimizde gidip kebap yapardık. Şimdi bu yemeğin ismini değiştiriyoruz ve Alleben kokteyli diyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Bundan sonra buraya geldiklerinde herkes Alleben kokteyli diyecekler. Bu yemeği yiyecekler. Çok güzel oldu. Tahir'cim olağanüstü bir menü sundum bugün. Hakikaten bayıldım. Çağlaşı benim yoğurtlu. En çok sevdiğim şeylerden. O yoğurtlu yemek meselesi. Bak. Çağlaşı. Ya. Şiveydiz. Yoğurtlu patates. Üçü bambaşka bir şey. Yuvarlamayı unutmayalım. Yuvarlama milli yemeği. Hayır bunlar salata şeyle sebzeyle sunulduğu için üçünü aynı kategoride aldım. Ama yuvarlama da aynı. Bu Antep'e özgü bir yemek ve olağanüstü gerçekten. Aynen. Müthiş. Firik pilavı yedik. Firik pilavını da ben. Bak bu firik pilavının yanında bu da iyi gider i̇şte ha. O zaten ondan bu değil mi? Konsept. Müthiş. Firik pilavıyla onu veriyoruz. Ya turşu yiyeceksin ya bunu yiyeceksin. Evet. Lahmacun çok başarılıydı. Neyle yedin lahmacunu? Lahmacunu sövme. Yani közlenmiş patlıcan ortasında. Aynen. Evet. Lahmacunu mutlaka öyle yiyin. Lahmacun, sebzeli lahmacun, Gaziantep lahmacunu. Üstüne de patlıcanı koyun. Karabiber, tuz, bükerek. Yanına da bir yeşil biber, ayran. Kesinlikle. Budur. Ayran budur abiciğim. Olağanüstü. Bugün hakikaten enfesti. Antep'ten iki gün önce geldim. Güya Antep yemekleri yemeyecektim. Fakat olağanüstü bir lezzet. Muhammara kendimi tutamadım yani. Yeniden başladım. Evet Etra'm hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Tahir Güzel bir derginin editörsünüz. Çok teşekkür ederim. Yemekleri yediniz. Hepsi Güneydoğu Anadolu'ya ait yemeklerdi. Evet ve devam ediyorum şu anda hala da yemeğe. Bu konu hakkında neler diyeceksiniz? Yemekleri nasıl buldunuz? Ben zaten Sahan Restoran'ı çok seviyorum ve sıkı bir müşterisiyim diyebilirim. Genelde de
Anadolu mutfağını tercih ettiğim günlerde mutlaka geliyorum. Şu ana kadarki her şey müthişti. Özellikle şu şov kısmını böyle ağzımız açık izledik hep beraber. Yani kebapları sebzeyle ve meyveyle. Evet, onun evet ön hazırlıkları da eminim çok yoğun, zaten emek gerektiriyor, meşakkatli, ama şu anda burada böyle bence müşterilerin gözünün önünde, misafirlerin gözünün önünde onların böyle servis yapılıyor olması çok heyecanlı bir durum. Ve ben de gördüğünüz gibi böyle birazdan yemek için heyecanla bekliyorum. Peki Çağla aşı nasıl? Çağla aşına bayıldım Tahir Bey ya. Evet. Şiir gibiydi gerçekten. Yoğurt, yani yoğurttan yemek olur mu diyorlar. Evet, of, yoğurttan yemek gerçekten olur. Şiir gibiydi. O içinde azıcık etiyle o çağlalar böyle. O kıvamı ne kadar güzel. Hem dişinize geliyor, evet. Hissediyorsunuz kıtır kıtır, ama çiğ bir şey yiyormuş gibi de değil. Yoğurt mükemmel. Safran da vardı üzerinde, evet. Değil mi? O safran gibidir ama hasbirdir aslında. Hasbir aslında, evet. Ama çok çok beğendim. Şiir gibi. O ne kadar besleyici ve hafif bir yemek. Bence bahar aylarında sıklıkla tüketilmesi gereken çok sağlıklı bir yemek. Evet, her şeyin mevsiminde tüketmek, evet, lazım. Evet. Bir de lazım. Sizin tabii Yeni Dünya değil mi kebabının yeni da tam mevsimine. Evet. Yeni Dünya kebabı da her yerde ve her zaman yenmeyen özel bir kebap. Ondan da çok şanslı hissediyorum şu anda kendimi. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Çok sağ teşekkürler. Bu akşam bize siz bir ne derler? Ali Baba sofrası yap, Zekeriya sofrası daha doğrusu. Evet. Kaç çeşit var? Herkes kayıp vaziyette. Evet. Ama herkes halinden memnun. Afiyet olsun. Nasıl buldunuz? Yani mezeleri nasıl buldunuz? Biliyorsunuz hepsi Güneydoğu Anadolu'ya ait yemekler. Vallahi, nasıl, ne diyeceksiniz bu işin üstadı olarak siz? Ben görüşleriniz üstad çok önemli bizim için. Ben üstad değilim. Ben az yiyen birisiyim, az içen, evet, birisiyim. Ama benim için en kıymetli şey bu akşam Antep'ten getirdiğiniz şu tarhun olmuştur. Tarhun, evet. Çünkü kebabı da yaparsınız ama şu tarhunu bulmak şu anda İstanbul'da mümkün değildi. Evet. Benim için en kıymetli şu ot parçası. Ama bunun içinde bütün Antep de var. Doğru. Peynirli uyumunu nasıl buldunuz onun? İyi, başarılı bir salata olmuş. Evet. Ben sıkma peynirini yerinde bilirim, pazarında bilirim. Evet, evet. Kalenin oraya gelir, sabahları, evet, yoğurtla peynir gelir, ondan aynen, sonra tuzlarsınız. Evet. Ya da Aresta'da, ya evet, da Aresta'da. Evet. Ama şu tarhun bambaşka. Peki, afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Türk yemeklerini nasıl buldular? Çok özel bir deneyim oldu. Daha önce hiç tatmadığım lezzetlerle karşılaştım. Yanımda yemek tarihi uzmanı bir bayan olması benim için büyük şanstı. Yeryüzünde böylesi lezzetlerin olduğundan hiç haberim yoktu. Bu vesileyle yediğim yemeklerle ilgili detaylı bilgi sahibi oldum. En çok çorbanızı beğendim. Tek kelimeyle ifade etmem gerekirse şaheserdi. Hollanda'da böyle tatlar bulamıyoruz. Afiyet olsun. Evet Nihan Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yemeklerimizi nasıl buldunuz? Güneydoğu Anadolu'ya ait yemekleri tattırmaya çalıştık sizlere bu akşam. Neler söyleyeceksiniz? Siz de bir yazar olarak bu konuda tadı olarak ne dersiniz? Estağfurullah. Bu yemekleri tanımlamak ya da anlatmak için bir şey olmaya bile gerek yok. Onlar kendilerini o kadar güzel anlatıyor ki beğenmemek mümkün değil. Zaten Güneydoğu'dan söz edince, Güneydoğu mutfağından söz edince çok uzun uzun konuşmak gerekiyor. Değil mi? Anadolu mutfağı başlı başına, yani her şehrimiz bu ülkenin mutfağına, evet, bedel. Yani evet, evet, evet. 50 tane Hollanda'nın yemeği ne olduğunu düşünürsek bizim, evet, bir şehrin yemeği 450 tane. Yani evet. Ve Güneydoğu çok kozmopolit bir bölge. Pek çok kültürün lezzetini, tadını geçmişten süzerek tatmak mümkün bugün. Evet. Bu mutfağın şefleri de gayet iyi. Şu anda yediğimiz yemekler o sebeple de ayrıca çok lezzetli. Şeflerin, evet, eline sağlık. Size de teşekkür ederiz. Menü de çok güzel. Çok iyi tasarlanmış bir menüydü. Evet. Ayrıca malzemeler de yerinden getirilmiş, belli. Çok tazeydiler.
Burada tarhun kara borsaya düştü. Tabak tam zamanı, peynirleri gitti geldi, çok güzel. Yani kısacası böyle bir toplayacak olursak Güneydoğu mutfağı, Antep mutfağı zaten asla tartışma götürmeyecek değerde. Zaten tek başına şahane. Bu lokantanın ustaları da hepsi birbirinden değerli. Ellerine sağlık, çok çok güzeldi. Peki. Ben de davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Peki, rica ederim. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Bugünkü yediğiniz yemekler hakkında ne diyeceksiniz? Çorbanıza bayıldım. Buna çağla hissediyoruz. İşte çorba Yani çok güzeldi. Nohuduyla, çağlasıyla, kıvamıyla, yani terbiyeli haliyle. Yani terbiye çünkü yapıyor. İyi fark et. Biz tartışıyorduk burada arkadaşlarla. Harika bir çorba. Oradan başlayayım. Ondan sonra yani mesela et kebaplar. Meyveli kebaplar, patlıcanlı kebap. Biliyor musunuz? Anadolu'da, İç Anadolu'da, Kapadokya'da meyveli yemekler olur. Evet. Yani kuru kayısı, kuru erik etle pişirilir. Orada bayramlarda öyle yemekler vardı eskiden. Hala yapıyorlar mı bilemiyorum. Ama demek ki yani ne üretirsek onu tüketiyoruz. Aynen. Yani o topraklar ne veriyorsa, onu üretiyoruz. Onunla işte yaratıcı ev kadınları, dışarıda lokantalar, ağaççılar, yaratıcı. Bence bunun yaratıcılığı Türk mutfağının yalnızca kadınlara bağlı bana göre. Öyle kadınlar geliyor zaten. Yani, anneden kıza, kayınvalideden gelene, komşudan. Restoranlara son 5-10 yıldır geliyor. Öyle de haklısınız. Daha önce kebap mesela, kebapçı diyoruz, kebap yeniyordu. Şimdi bütün yemekleri yemeye başladık. O değişik salatalarımız, tarhın, çok çok güzeldi. Onlar da demek ki onu değerlendiriyor orada kadınlar. Tabii ki, tabii ki. Günümüze kadar ve buraya İstanbul'a kadar geliyor. Tabii, tabii ki. Bir ayrıca şeyi de çok sevdim ben, lahmacunun içini. Patlıcan, o ne kadar güzel bir şey. Öyle tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Ben sizin hani öyle düşündüğünüz zaman. Gaziantep'te bu patlıcanla yenir aslında. Ay valla bu. Bundan sonra patlıcanla yenir. Patlıcanla yenilmeli, evet. Çünkü genelde biliyorsunuz ince kıyılmış soğan salata ama gider. Ama bizim Gaziantep lahmacununda soğan yoktu. Domates, maydanoz, onu et. Fark ettim. Evet, soğansızdır Gaziantep lahmacunu. Ama çok güzeldi. Kebaplarınız da çok güzel. Yani hiç dört dörtlük. Peki. Dilerim her zaman, aman profesör arkadaşımızın dediği gibi, ürünler tabii çok önemli çok, bu durumda. Çok, çok. O özellikle iyi ürün olunca, bir de severekten yapılınca, o yemekler her zaman çok başarılı olur. Çok teşekkür kutlarım. Ediyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Bence en iyisi kebaptı tabii. Kebap. Çok güzeldi, evet. Kebapları. Mesela yoğurtlu yemeği nasıl buldunuz, çorbayı? O da çok iyiydi. Her şey çok iyiydi. Yani karar vermiyorum. Peki Almanya'da böyle Türk restoranlarına gittiğinizde aynı lezzeti bulabiliyor musunuz? Hayır, olmaz. 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 Bence olmaz. Olmaz. Peki Türk mutfağı dünya yayılsa bu lezzetle nasıl olur? Yani damak zevkine hitap ediyor mu Avrupalılar? Evet, yani Avrupalılar da çok seviyorlar. Türk kültürler tabii mi? Ki evet. Çok yemekleri beğeniyorlar. Evet. Kebabı beğendiniz mi bugün? Evet. Afiyet olsun. Çok baklava güzel. Nasıl? Ellerinize sağlık. Baklava? O da çok iyiydi. O da çok iyiydi. Çok iyiydi. Peki, afiyet olsun. Hello, merhaba. Merhaba. Tamam, Türkçe devam ediyoruz. Adım Josephine. İngiltere'de Penguin dergisinde editör olarak çalışıyorum. Türk yemekleri hakkında daha önce bilgisi var mıydı? Ve diyebilirim ki kebabın ne olduğunu asıl şimdi öğrendim. Peki bugünkü yediği kebabı nasıl buldu? Ellerinize sağlık. Afiyet olsun.
Turan abicim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu akşam Güneydoğu, Güneydoğu Anadolu bölgesine ait yemekler yediniz. Ne diyeceksiniz bir gazeteci olarak lezzetler hakkında, Anadolu yemekleri hakkında? Vallahi olağanüstüydü yani. Bildiğin gibi iki gün önce yine senin otelde Gaziantep'te misafirdik. Evet. Doğrusu orada zaten tadına doymamıştık yediklerimizin. Evet. Vallahi çok teşekkür ederim. Olağanüstü bir ziyafet. Çağlaşı. Yoğurtla değil mi? Evet, ne güzel. Harika. Yoğurtla, ahengi. Yani, mayhoş mayhoş. Mesela Konya'da da yaparlar bizim oralarda ama evet. Yani şey etli falan yaparlar. Böyle bir şeyi ilk defa gördüm ve çok beğendim doğrusu ama her şey muhteşemdi. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Lahmacun güzeldi, patlıcanla yediniz. Dostlarımızla karşılıklı onlar ben şu böyle büküp yedim. Yabancılar şey, gördü seni değil karşıdan mi? Karşıdan gördüler nasıl yaptınız diye. Tarık katladın, buradan elle tak. Elle yedin, şaşırdılar hepsi elle yemeye başladı. Evet, evet. Çok böyle. Güzeldi, çok hoştu. Peki. Elinize sağlık. Sağ olun. Olağanüstü gerçekten. Afiyet olsun. Döndüğümde 3 kilo almıştım. Herhalde bugün de 5. kilomu aldım. 5. kilo ya, beşinci ama hiç öyle aldım. Göstermiyorsunuz. Benim de kendi çapımda kilolarım var efendim. Yemekler hakkında ne diyeceksiniz? Elinize sağlık, çok güzeldi. Yemeğin bir kültür, bir tarih olduğunu, insanların buluşma noktası olduğunu bir kez daha burada anladık. Edebiyat nasıl insanları birleştiriyorsa, kitaplar insanları nasıl birleştiriyorsa, yemeğin de aynı şekilde bizleri birleştirdiği, farklı kültürleri, farklı ırkları bir araya getirdiğini bugün Antep mutfağı sayesinde bir kez daha gördük. Keza Antep mutfağının zaten en büyük özelliği de farklı tatları, farklı dokuları ve farklı lezzetleri buluşturmasıdır.